Merhaba Kader Mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bildiğiniz gibi sosyal medyayı bu aralar çalkalayan, herkesin profilinde görmüş olduğunuz Lensa ile yapılmış şu fotoğraf efektlerini görüyorsunuz. Ben kendikilerimi buraya bırakıyorum. Ben konuşurken şu an geçiyor. Bildiğiniz gibi Lensa ücretli bir uygulama arkadaşlar. Biz gelin bakalım Lensa'ya benzer ücretsiz iki uygulama buldum. Bunları deneyeceğiz hep birlikte, sonuçlarına bakacağız. Lensa ile kıyaslayacağız. Hemen videoya geçelim. Bakalım bu uygulamalar nelermiş, Lensa'dan farkı neymiş hep birlikte görelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Bu arada videoya geçmeden önce, gerçekten Lensa'nın ücreti çok fazla bir ücret değil. Çok fazla bir ücret talep etmiyor. Zaten birine dijital çizim yaptırdığınızda dahi, kimsenin işini elinden almak gibi olmasın, birine dijital çizim yaptırdığınızda dahi buna yakın paranız gidiyor. Lensa sizin için yüzler tane, 200'ler tane fotoğraf üretiyor. Hep birlikte onların da ücretlerine bakalım, sonra uygulamamıza geçelim. Şimdi Lensa'ya geldik. Bildiğiniz gibi Lensa girişte de sizden bir ücret istiyor. Deneme sürümü için bunu daha sonra iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ödeme kısmından yalnızca oluşturacağınız fotoğrafa para veriyorsunuz. O direkt gidiyor. Buradan Magic Avatar diyoruz. Buradan 10 veya 20 adet sizden selfie seçmenizi talep ediyor. Ben bir hata yaptım. Hepsini selfie seçtim. Siz biraz daha uzaktan veya aynadan çekilmiş veya boydan yarıdan çekilmiş fotoğraflarınızı da ekleyebilirsiniz. Bunlar da güzel sonuçlar çıkarıyor. Benim için yüzer tane oluşturdu. Bakın benim için oluşturdukları bunlar. Gayet güzel içlerinde. Hatta bunları kategorize ediyor. İşte süper kahraman, stil gibi. Bakın bu çok iyi. Bunlar güzel. Gördüğünüz gibi buradan en güzelleri benim, yani benim hoşuma giden Cyborg. Gördüğünüz gibi bu gerçekten harika olmuş. Burada yüzümü alamamış. Burada yüzümü alamamış. Burada siyahi bir karakter yapmış beni. Gördüğünüz gibi Lensa bu şekilde. Gelin Lensa'nın bir ücretlerine de bakalım. Yeni avatar oluştur diyelim. Buraya bir fotoğraf ekleyelim ve bizden ne kadar istediğini bir test edelim. Gördüğünüz gibi nasıl çalıştığını vesaire anlatıyor. Buradan ileri dersek işte köpekle vesaire eklemeyin diyor. Hepsi aslında selfie değil. Selfie diyor. Gördüğünüz gibi ilk fotoğrafta kadın biraz uzaktan çekmiş. Yani bu kamerayla benim aramdaki mesafe kadar çekmiş neredeyse. Basıyoruz. Buradan ben 10 fotoğraf seçip buradan sizlere geri döneyim. Şimdi fotoğrafları uygulamanın içine atıyor. Hep birlikte inceleyeceğiz. Bizden ne kadar istediğini göreceğiz. Buradan cinsiyetimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 50 tane avatarı bizim için 44 liraya, 45 liraya yapıyor. 100 tane 70 liraya, 200 tane 80 liraya yapıyor. Eğer abone olursanız işte size belirli başlı indirimler yapabileceğini söylüyor. Uygulama ücretleri bunlar. Gelin biz bunların ücretsiz versiyonlarına geçelim. Tabii ki aynı kaliteyi beklemek mümkün değil. Size şimdiden söyleyelim ki hayal kırıklığına uğramayın. Aynı kaliteyi beklemek tabii ki mümkün değil. O uygulamanın da paralı sürümü var ama biz parasız sürümünden Lensa'ya benzer içerikleri nasıl oluşturacağımızı göreceğiz. Hep birlikte incelemeye başlayalım. İlk uygulamamızın adı ToonMe. Bu uygulamayı daha önce de sizlere anlatmıştım. 5 dakikada profil fotoğrafı yap diye. Gördüğünüz gibi bu da bizden bir ücret talep ediyor. Yapmanız gereken sol üstteki para vermemek için çarpıya tıklamak. Çarpıya tıkladıktan sonra buradan dilediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin bu baştaki gayet güzel duruyor. Lensa'nın yaptığı içeriklere benziyor. Buradan fotoğraflara erişime izin verebilirsiniz veya bir fotoğraf çekebilirsiniz. Öyle ekleyebilirsiniz. Ben erişime izin verdim. Hemen bir fotoğraf seçeyim, aktarayım buraya. Bakalım bizim için nasıl bir sonuç oluşturacak. Lensa'ya ne kadar yakın olacak. Tabii ki 100 taneyi arka arkaya seri olarak üretmiyor maalesef bu uygulama. Biz de ücretsiz şekilde böyle yararlanabileceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arttırılmış gerçeklik yaptı. Bence gayet iyi olmuş. Buradan animasyon ekleyebiliyorsunuz. Efekt metin ekleyebiliyorsunuz. Animasyon bölümünden işte kartpostal falan yapabiliyorsunuz. Bunu incelememize pek gerek yok. Geri gelelim. Buradan başka bir efekt seçelim. Arttırılmış gerçekliğe, yani AI'ye benzeyen bir şey. Gördüğünüz gibi bu Star Wars efektini seçebiliriz. Buradan ben aynı fotoğrafı kullanacağım yine. Hemen bu aynı fotoğraftan bir bakalım. Bizim için nasıl bir sorun çıkaracak hep birlikte görelim. Reklamları atlıyorsunuz. Tabii ki uygulama ücretsiz olduğu için sizlere reklam sunuyor. Bence gayet iyi oldu. Yani bunu indirip kullanabilirsiniz bazı yerlerde. Bizi biraz siyahi bir karaktere benzetmiş ama olsun. Başka örneklere de hemen bir göz atalım. Mesela bu gayet güzel görünüyor. Buradan da aynı fotoğrafı tabii ki siyah ekler. Çünkü ben ışıklı bir fotoğraf çekmiştim. Bu arada Reels videolarına göz atmak için de Instagram hesabıma gelebilirsiniz. Yeni bir Instagram açtım. Orada da güzel içerikler paylaşıyor olacağım. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada da güzel Reels videoları var. Bence gayet güzel olmuş. Yani karakter en azından bizi tanımlamış ve çizgi film karakterine benzemiş. Geri gelelim. Buradan güzel içerikler olduğunu düşünüyorum ben. Artırılmış gerçekliğe benzeyen, yani Lensa'nın içeriğine benzeyenlerden bunu seçebiliriz. Tabii ki ben bu sefer farklı bir fotoğraf seçeyim. Burada video çekerken çektiğim bir fotoğraf var. Onu seçeyim arkadaşlar. Ben güzel olduğunu düşünüyorum uygulamanın. En azından ücretsiz bir şekilde bizleri tatmin edebiliyor. Geri gelelim. İşleme süresini bekliyoruz. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayanlara
iğne yapıyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız iğneden kurtulabilirsiniz. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel olmuş. Bunları indirip remove.bg.com var. Remove.bg vardı pardon. Oradan arka planlarını falan değiştirebilirsiniz. Bir başka shorts videomuzda yayınladığımız fotoğraflara farklı ışık ekleme taktikleri vardı. O şekilde Lensa'ya benzer fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Şimdi biz hemen diğer uygulamamıza da bir göz atalım. Diğer uygulamamızda buna benzer bunun adı Tune App. Gördüğünüz gibi bu da başta girişte bizden bir ücret talep ediyor. Biz hemen bedavacı olduğumuz için sol üst taraftan çarpıya basıyoruz. 2 boyutlu karakter, 3 boyutlu karakter yapabiliyormuş. Bakın tam fotoğraf karikatür için bizden direkt para istiyor. Bu biraz daha böyle tertipli, düzenli bir program olduğunu düşünüyorum şey TuneMe'ye göre. Örneğin 2 boyutlu karaktere girdik. Şu anki seçimi tut dedik. Ben bundan ekleyeyim bir 2 boyutlu karakterimizi bizim oluştursun. Çizimimizi yapıyormuş şu an. Bunu bekliyoruz. Tekrar bize ücret vermeyeceğimizi soruyor. Hayır diyoruz, vermiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturuyor. Bunların arka planlarını falan değiştirebilirsiniz. Renk efektlerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın arka planı da direkt değişiyor. Tabii ki bu Tune App burada yazıyla kalıyor arkadaşlar. Dilerseniz ben bir şey demek istemiyorum. Bunun farklı yolları var. Kaldır vesaire diyor. Bunun için ücret istiyor. Buradan eve geri dönüş yapalım. 3 boyutlu karaktere bir de göz atalım. Bunda nasıl duracağını merak ediyorum. Bunda da yüzümüz algılanmış. Karikatürü oluştur diyoruz. Bunda güzel bir yan daha var. Hemen yaptıktan sonra sizlere anlatayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi bu şekilde oluşturdu. Alt tarafta farklı karakter seçenekleri var. Yani bunlara basarsanız sizi bir tık daha değiştirebiliyor öncekine nazaran. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Diğerine basarsanız diğeri sizi biraz daha değiştirebiliyor. Buradan mesela kendinize varyasyonlar oluşturabilirsiniz. En azından yaptığınız hiçbir karakter birbirine benzemez. Bu şekilde bu bana çok benzemedi. Biraz ileri gidelim. Yaptığınız hiçbir karakter en azından birbirine benzemez. Bu şekilde farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Bence gayet güzel çizdi. Yani Lensa'ya yakın bir çizim oldu. Tabii ki Lensa'da yapay zeka daha bir üst düzeyde bunlara nazaran. Dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bu da bizim ücretsiz uygulamalarımızdan biri. Uygulama linklerini sizin için açıklama kısmına bırakıyor olacağım arkadaşlar. Bu arada daha fazla yapay zeka videosu isterseniz kanala atabilirim. Bildiğiniz gibi ChatGPT çıktı. Onunla ilgili bir shorts videosu paylaşmıştık. Dilerseniz onu da shorts bölümünden izleyebilirsiniz. Veya burada daha detaylı olarak ele alabiliriz. Bildiğiniz gibi DALL-E yapay zeka var. Yapay zekaların böyle çığır açıcı noktalarından biri. Tabii ChatGPT ile DALL-E aynı firmanın ama DALL-E'nin ikinci versiyonu da çıktı. Dilerseniz onları burada ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliriz. Umarım video hoşunuza gidip işinize yaramıştır. Bir nevi Lensa'ya benzer içerikler buradan oluşturabilmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın ki daha güzel içeriklerle sizinle birlikte olabilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları.